Merhaba, iyi günler. Metropol Araştırma'nın aylık Türkiye'nin nabzı araştırmalarından hareketle yapılan in-depth derinlemesine analiz raporunu her ay olduğu gibi bu ayda hazırlayan ekipten Profesör Burak Bilgehan Özpek'le konuşacağız. Ve bu rapor gerçekten çok çarpıcı, bir takım bulgular, tespitler var. Tartışmalara yol açacak hususlar var. Evet, bütün bunları Burak Bilgehan'la konuşacağız. Merhaba Burak, hoş geldin. Merhaba Ruşen abi, hoş bulduk. Sen de biz bu raporları galiba bu üçüncü mü dördüncü mü artık karıştırdım. Yapıyoruz her ay. Her ay evet. Başı yapıyoruz. Bu gerçekten çok çarpıcı. Şimdi öncelikle şeyi tekrar bir özetlesene. Bu raporu nasıl hazırlıyorsunuz? Onu bir tekrar söyleyelim ki bilmeyenler için. Tabii. Şimdi Metropol'ün her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye'nin nabzı araştırması var. Bu Türkiye'nin nabzı araştırması çok kapsamlı bir çalışma. Yani insanlar sadece partilerin oy oranlarıyla ilgileniyorlar ama içinde Türkiye'nin sosyolojik dönüşümüne dair ya da Türkiye'nin dış politikasına, ekonomi yönetiminin algılanmasına dair birçok alt başlık var. Birçok soru soruluyor. Dolayısıyla aslında biz genel itibariyle siyaseti sadece partilerin oy oranlarından değil, işte Türkiye'deki toplumsal dönüşümden, ekonomik performansın nasıl algılandığından, aktörler arası ilişkinin toplum tarafından nasıl görüldüğünden yola çıkarak analiz etmeye çalışıyoruz. In-depth ise Türkiye'nin nabzı araştırmasında çok dikkat çekmeyen ve bazen rapora koymadığımız özel sorulardan hareketle yapılan bir özel rapor. Yani karar alıcılara, diplomatik misyon temsilcilerine, uluslararası finans kurumlarına ve siyasi elitlere yönelik hazırlanmış bir rapor. Ve Metropol'ün bir akademik danışma kurulu var. Yani birçok araştırma şirketinde görmediğimiz bir şeydir bu. Akademisyenlerden oluşan, bu verileri, parti kırılımlarını, alt kırılımları değerlendiren ve uzun toplantılar, uğraşlar sonucunda işte bu aylık sonuçları analiz eden bir akademik araştırma grubu var. Ben de o grubun bir parçasıyım. Böylece aylık hem verileri abonelerimizle paylaşıyoruz hem de işte bu özel raporu arzu edenlerle paylaşıyoruz. Yani o verileri bir de analiz ediyor Metropol. Evet, şimdi bu ayki rapora damgasını baştan sona vuran olay tabii ki rakam vermiyorsunuz ama sıralama veriyorsunuz. CHP'nin birinci parti olma özelliğini kaybettiği. Yani bu 31 Mart'tan bu yana ilk defa Metropol'ün bir çalışmasında bu bulundu. Öncelikle evet. Onu konuşalım. Rakam vermeden zor olacak ama olsun, yine de sıralama anlamında bu önemli bir dönüşüm olması gerekiyor. Geçen ay bu konuda çok büyük bir sorun yoktu. Geçen ayki raporda CHP daha öncekinde de birinci partiydi. Başka araştırmalarda da hep öyle çıkıyordu. İlk defa CHP'nin birinci parti olma özelliğini kaybettiğini görüyorum bir araştırmada. Bu çok çarpıcı. Evet, yani özellikle yerel seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi 4 ay boyunca açık ara diyebileceğimiz bir şekilde, yani hani hata payının ötesinde bir şekilde birinci parti olarak gözüktü. Bunun tabii temel sebebi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin, Cumhur İttifakı seçmeni diyelim, 14 Mayıs seçmeninin yeniden seçim olduğu zaman partilerine gitmekte çok istekli davranmaması oldu. Yani 14 Mayıs'ta AKP'ye oy verenlerin genel itibariyle sadece yarısı yeniden seçim olduğu zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veririz diyordu. Bu da kararsız kümesini tabii arttırıyor. Öte taraftan İyi Parti'nin 1/3 Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelmişti. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi kendi seçmenini mobilize edemezken Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilerden de oy çeken bir parti olarak öne çıkmıştı. Çünkü muhalefetteki en güçlü, en kurumsal parti olarak gözüküyor. Diğer partilerdeki sıkıntılar hemen Cumhuriyet Halk Partisi'ne olumlu olarak yansıyor. Şimdi bu ay farklı bir şey bulduk. Birincisi, Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni yeniden partisine geri dönme eğilimi gösteriyor.
Yani %50 olan rakam, 14 Mayıs seçmeninin sadece %50'si yeniden seçim olursa AKP'ye oy veririz derken, Ağustos ayında %60'ın üzerine çıkmış durumda. %67 hatta, yani üçte ikisini ciddi anlamda tekrar kendisine çekebiliyor. Öte taraftan diğer muhalefet partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçişinde durduğunu veya azaldığını görüyoruz. Yani mesela İyi Parti'nin %35'i Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veririm derken bu ay o rakam da %17'ye düştü bizim araştırmamızda. Böylece hani kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranlarında Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir mesafe oluştu, öyle söyleyelim. İstersen Biz bu bunun böyle. nedenlerine geçmeden önce bir diğer yine buna paralel bir rakamı konuşalım. Ondan sonra üzerinden ne oldu da olduya geçelim. Diyorsunuz ki ölçtüğünüz bir başka şey metropol olarak beğeni, liderlerin beğeni oranı. Ekrem İmamoğlu'nun beğeni oranı 8,5 puan düşerken Özgür Özel'in beğeni oranı 12 puan geriledi. Bunlar çok büyük rakamlar yani bir Çok ay büyük içinde. rakam. Evet. Evet. Ve öte yandan Erdoğan'ın beğeni oranı 4 puan yükseldi. Şimdi onlarda çok büyük düşüş var. Erdoğan'da yükseliş var ama Erdoğan'ın yükselişi onlardaki düşüşü altında kalıyor tabii. Ya şöyle, gerçekten %50'nin üzerinde ölçüyorduk biz Ekrem Bey'i. Ama Ağustos ayı, tabii sebepleri var, onları konuşacağız. Ağustos ayı performansı çok parlak değil. %50'nin altına indi. Özgür Özel'in de genel itibariyle hani Cumhur İttifakı seçmeninden aldığı bir destek vardı. Bu desteği alıyordu ama muhalefetin desteğini de kaybetmiyordu. Yani kendi Cumhuriyet Halk Partisi tabanının ve muhalif seçmenin desteğini de kaybetmiyordu. Böylece çok ciddi bir yükseliş görmüştük Özgür Özel'in beğeni oranında. Şimdi özellikle muhalif seçmen tarafından Özgür Özel'e yönelik bir rezerv var. Yani bir seçimden, yerel seçimden hemen sonra o Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti yapan genel başkana yönelik ilgi azalmış ve daha muhalif seçmen Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına karşı eleştirel pozisyona geçmiş gibi gözüküyor. Orada Mansur Yavaş'ın %60'ın altına düşmediğini görüyoruz biz. O da önemli. Yani onda da bir düşüş var aslında. Birkaç puanlık düşüş var ama yani Mansur Bey %60'ın üstünde seyrediyor sürekli olarak. Özellikle yerel seçimlerden sonra ben daha önceki çalışmalara da baktım beğeni oranına. Yani Mansur Bey yerel seçimden sonra bir level atlamış. Yani bir üst kademeye geçmiş. %50'ler bandından %60'lar bandına geçmiş. Onun da altına inmiyor. Ama yani İmamoğlu ve Özel gerçekten Ağustos ayında beğeni kaybı yaşadılar. Peki, Bununla birlikte bir şey pardon, daha var devam et. abi, onu da söyleyeyim. Tabii. Çok önemli bir veri var aslında burada. O da temsil krizi. Yani bunu da konuşmalıyız bence. Bütün adayların ve aktörlerin ötesinde geçtiğimiz sene siyasi partiler beni temsil etmiyor diyen, yani 2023 Ağustos'unda siyasi partiler beni temsil etmiyor diyen oran %40 iken 2024 Ağustos'unda bu %57'ye çıkmış durumda. Bu çok büyük bir rakam. Yani şunu bekliyoruz biz, toplumun bir kısmı temsil edilemiyorum der. Yani bu vardır. Fakat %57'ye çıkması, yani bir sene içerisinde bu oranın %50 artması hakikaten siyaseten bir temsil krizinin olduğunu da gösteriyor. Yani Bu arada partiler. tabii ben geçen sırf keyif olsun diye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın web sayfasına girdim. Türkiye'deki var olan partilere bakayım dedim. 100 yani şimdi 150'nin üzerindeydi galiba yanılmıyorsam. Tabii. Yani buna rağmen hala temsil edilememe. Ruşen abi, mesele siyasi parti meselesi değil. Şimdi her ağzını açan siyasette bir boşluk var diyor. Yani siyasette bir boş bir alan var ve oranın bir şekilde doldurulması gerekir diye bir iddiada bulunuyor. Ben bu kanaatte değilim. Boşluk siyasette değil bence. Boşluk siyasetçide. Yani siyasetçiler bence halkın gündemini temsil etmekte çok zorlanıyorlar. Çok mahir değiller. Bunun tabii sebepleri var. Yani onu da konuşabiliriz. İstersen Çünkü şimdi buradan tam bu yerden gidelim. Diyorsunuz ki
CHP'nin birinci parti kaybetmesi, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in beğenilerini düşürmesinin ardında yaptığınız analizde altını çizdiğiniz bölümler, başarısız bir muhalefet performansı, CHP'den ekonomiye dair toplumun ilgisini çekebilecek bir çözüm önerisi gelmemesi, parti içi çekişmeler. 3 tane olay var. Aslında başarısız muhalefet performansı daha genel gibi duruyor ama o birçok şey içeriyor. Ekonomiye dair ikna edici şeyi not düşmüşsünüz. Bir takım yerel mitingler, sönük geçen yerel mitinglere dışında somut bir çözüm önerisi olmaması ve parti içi çekişmeler. İstersen ekonomiye dair çözüm önerisi gelmemesi meselesini biraz açalım. Buradan tam olarak neyi kastediyorsunuz? Şimdi onu da bir veriyle cevaplayayım. Mesela önümüzdeki bir sene içerisinde ekonominin daha iyi olacağını düşünen çok fazla insan yok. Toplumun sadece %20'si daha iyi olur diyor. Yani ağırlıklı olarak çok kötümser insanlar. Biz de buna dayanarak bir soru daha sorduk. Yani acaba muhalefet şu anda ekonomiyi yönetseydi daha mı iyi olurdu? Şimdi insanlar toplumun %80'i ekonominin daha kötü olduğunu düşünürken toplumun sadece %29'u muhalefet eğer Türkiye ekonomisini yönetseydi daha iyi bir ekonomi tablosu ortaya çıkardı diyor. Şimdi burada bir sorun var Ruşen abi. Yani her şey çok kötü. İnsanlar bunun farkında. İnsanlar mevcut hükümetten de çok ümitli değiller. Yani mevcut hükümetin bu sorunları çözeceğinden de çok ümitli değiller. Fakat muhalefet çözer mi? Muhalefet eğer iktidarda olsaydı daha mı iyi olurdu diye sorulduğu zaman toplumun da sadece %29'u evet daha iyi olurdur diyor. Yani daha geniş bir kesim hiçbir şey değişmezdi diyor. Şimdi bu aslında muhalefetin sorgulaması gereken bir durum. Çünkü peki burada tabii bir başka husus muhalefetin CHP'nin etkili muhalefet yapamama meselesinde daha önce de konuştuk. Tekrar üzerinden geçmemiz şart tabii ki. Normalleşme, yumuşama çizgisini herhalde ana eksen olarak bunu tartışıyoruz. Burada bir sorun mu gözlüyorsunuz? Evet, bu çok sorunlu. Çünkü biz mesela şunu görüyoruz. Erdoğan normalleşme sürecinin içerisinde fakat normalleşme Erdoğan'ın siyasetini felç etmiyor. Yani Erdoğan toplumdaki kültürel hatlara, ideolojik hatlara dokunmaktan, orayı derinleştirmekten geri durmuyor. Çok normal çünkü siyaset tam olarak böyle bir şey. Yani bakarsınız toplumda %50'nin üzerinde bir mutabakat oluşursa o konuyu sahiplenirsiniz. Ya da çok konuşulmayan ama toplumda bir rahatsızlık varsa o konunun bir anlamda sözcülüğünü yaparsınız. Yani Erdoğan evet CHP'ye terörist demiyor, CHP genel başkanını muhatap alıyor. Çok tahkir edici bir dil kullanmıyor. Bunlar tamam. Yani normalleşme süreci biraz böyle algılanıyor Erdoğan tarafından. Ama Erdoğan öte taraftan siyaset yapmayı bırakmıyor. Mesela bu sokak köpekleri meselesi bunun en bariz örneği. Olimpiyatları LGBT propagandasıyla özdeşleştirmesi bunun en bariz örneği. Instagram yasakları mesela onu da sorduk. Onun da alt kırılımlarına baktık. Yani muhafazakarların ve dindarların %60'tan fazlası Instagram yasağını destekliyor. Milliyetçilerin %48'i Instagram yasağını destekliyor. Yani bulduğu yerde Erdoğan çoğunluğu temsil etme konusunda tereddüt etmiyor. İşte LGBT meselesi mesela toplumun önemli bir kısmı, yarıya yakın bir kısmı mücadele edilmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyor LGBT propagandasının. Yani tehdit algılıyor bu konuda. Şimdi ama muhalefet Ruşen abi normalleşme sürecine girdikten sonra bir anlamda büyük siyaset yapma alanlarını da boş bıraktı. Öyle görüyoruz biz. Mesela tamam yani Halk TV stüdyosunda ekonomi çok kötü diye sızlanabilirsiniz. Erdoğan Türkiye'yi çok kötü yönetiyor ve bunu sadece muhalifler değil iktidar seçmeni de söylüyor. Herkes farkında bunun. Ama mızmızlanmanın ötesinde topluma inandırıcı bir kadro ve inandırıcı bir plan sunamadı özellikle ekonomi konularında Cumhuriyet Halk Partisi. Burada tabii diğer husus gündeme geliyor. Bugün tüzük kurultayı başladı. Parti içi çekişmeler meselesi bayağı bir
Özellikle sosyal medyada, büyük medyada, büyük medya artık ne demek istiyorsan ben de bilmiyorum ama işte ulusal medyada ve sosyal medyada yani her şey bırakıldı, sanki CHP tartışılıyor gibi. Hatta evet, böyle en çok da buraya malzeme taşıyanlar kendilerini CHP'ye yakın gören, gördüğünü, olduğunu söyleyen insanlar, sürekli ortalığı şey yapan, Türkiye'nin gündemine CHP'nin içi, işte Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, kim kimle birlikte, kim kime karşı vesaire. Burada bir gerçekten bir abeslik var. Siz de bunu yazmışsınız zaten. Nasıl okuyorsun bunu? Ben açık söyleyeyim, biraz ben komplo teorilerine çok şey değilim ama herhalde iktidarın buna bir şekilde dahili vardır ya da dahil yoksa bile bir şekilde önünü açıyordur diyelim. Tabii. Ya, aynı fikirdeyim ben. Şöyle Ruşen abi, gerçekten bir Ankara duyumculuğu ve kulisçiliği ve işte ne bileyim koridor dedikoduculuğu diye bir şey var yani. Ve bu olduğu gibi ana akımda sergileniyor. Yani bir gazetecinin aslında yapmayacağı şeyler bunlar. Yapmaması gereken şeyler. Ve muhalefet medyası çok güçlendi. Türkiye'deki kutuplaşma atmosferi de bu merkez medyayı ortadan kaldırdığı için farklı toplum kesimlerinin aynı anda haber aldığı bir yerde yok baktığınız zaman. Çünkü ticari medya yok. Benim görebildiğim kadarıyla hükümetin iletişim stratejisinde fake, yani sahte bir merkez medya kurma gayreti var. Yani kurgusal bir şey bu. Ticari değil. Ama hem iktidardan hem muhalefetten gazetecilerin çağrılıp bir anlamda bir tiyatro şeklinde konuşturulduğu bir merkez medya inşa etme gayreti var. Mesela bunlardan bir tanesi TV100 diye bir kanal. Bunu ben Twitter'a da yazdım. Yani TV100 Kanal 7 gibi değil, A Haber gibi değil, Halk TV gibi de değil. Ama işte Kanal 7'ye ya da Halk TV'ye çıkabilecek ya da oraların seyircisine hitap edebilecek insanların buluştuğu bir yer. Şimdi normalde TV100'ün işte işlevini Aydın Doğan Kanal D'nin sahibiyken Kanal D veya CNN Türk görüyordu. Öyle değil mi? Ya da eskiden NTV görüyordu. Daha böyle merkez medya, daha ticari. Ama farklı insanların izleyip bilgi alabildiği platformlardı bunlar. Şimdi bu buralarda da dikkat ederseniz sürekli her akşam durmaksızın muhalefet partilerinin iç işleri konuşuluyor. Yani Türkiye'nin birçok meselesi var. Hatta yani Cumhur İttifakı'nın da kendi içinde birçok meselesi var. Fakat biz bir senedir TV100'de akşamları aynı insanların, aynı Ankara duyumcularının, dedikoducularının birbirlerine operasyon yaptığını, tetik çektiğini falan görüyoruz. Duyumlar, dedikodular üzerinden. Şimdi bu tabii ki bilinçli bir strateji. Yani bizler tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız Ruşen abi. Hani siz benden daha tecrübelisiniz yaş itibariyle. Ama yani şimdi şurada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar çok konuşulmasının, muhalefet partilerinin genelde bu kadar çok konuşulmasının bir sebebi var. Ya hatırlarsanız bundan 3 sene önce falan da şey konuşulur. İşte HDP İYİ Parti kavgası falan. Sürekli ama her akşam. Ya bunlar konuşturulur. Böyle bir gündem ortaya çıkartılır ve sanki istikrarsızlaşabilecek bir parti gibi gösterilir. Şimdi CHP istikrarsızlaşabilir. Ben bu kanaatteyim. Yani CHP'nin içinde bulunduğu durum kolay bir durum değil. Fakat hükümetin topluma göstermek istediği şey sadece istikrarlı olmakla övünen, yani övünebilecek bir yönetim performansı yok ama en azından istikrarlı olduğu için kendisini topluma böyle lanse eden Erdoğan figürüne karşı ganimeti bölüşemeyen ve sürekli olarak hizipler arası kavganın merkezi olan bir Cumhuriyet Halk Partisi imajı. Evet, orada bu söylediğine şimdi başka bir şey soracaktım ama bu söylediğinden hareketle bahsettiğiniz bir başka hususu şimdi dile getireyim. Cumhur İttifakı arasında bir takım sorunlar olsa da bunlar hızlı bir şekilde çözülüyor ya da yokmuş gibi gösteriliyor. En son mesela Malazgirt kutlamalarında verdikleri fotoğraf falan da hani etle tırnak gibi
Öyle. gözüküyorlar. Halbuki aralarında çok işlerinde çok ciddi bir takım sorunların olması Var. bekleniyor. Yani o dediğin her akşam toplanıp CHP konuşan insanlar yerine her akşam toplanıp Cumhur İttifakı dağılır mı konuşmaları daha gerçekçi olabilir mesela aslında ama Olabilir. konuşulmuyor. Ama orada tabii şöyle bir şey var. Türk sağında biliyorsunuz kol kırılır, yen içinde kalır. Yani çok gizemlidir. Yani kriz ortaya çıkana kadar krizin olduğunu herkes inkar eder. Böyle bir eğilim vardır. Ama mesela CHP'de İstanbul Kongresi'ni kaybeden bir aday hemen Kanal 7'ye çıkıp derdini dökme telaşına düşebilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde insanlar çok daha açıktan konuşuyorlar. Bu iyi bir şey aslında, medeni bir şey ama yani Türk sağı böyle değil. Çok gizemli bir şekilde halleder bu işlerini. İkincisi de tabii hani Cumhur İttifakı içerisindeki aktörlere vehmedilen o tutarlılık ve idealizm aslında yok. Yani Türk sağının bir de uzlaşma yeteneğini de vurgulamak gerekiyor. Yani mesela biz Devlet Bahçeli'yi belirli ilkelerin muhafızı ve o ilkeler üzerinden siyaset yapan bir figür olarak tanımlamamalıyız. Devlet Bahçeli iktidar için uzlaşır, esner. Yani 2015 senesinde HDP ile birlikte Bahçeli MHP'si iç güvenlik yasa tasarısına karşı çıktı mecliste. Bunu unutmayalım. Bahçeli, Berat Albayrak'ın McKinsey ile yaptığı danışmanlık sözleşmesini savundu. Yani Devlet Bey aslında sanıldığı kadar sert, esnemeyen, katı bir figür değil. Bence siyaset için pragmatik olarak esneyebilen bir figür. Dolayısıyla hani Cumhur İttifakı hem bu işi biraz kapalı kapılar arkasında halletmeye çalışıyor. Hem de aktörler sanıldığından daha esnek olduğu için iktidar var çünkü ellerinde. Yani esnememelerinin maliyeti iktidardan kopmak olacak. Onu kaybetmek istemiyorlar. Orada pek bir sorun yokmuş gibi gözüküyor doğrusu. Daha istikrarlıymış gibi gözüküyor. Ama öte taraftan bütün istikrarsızlık, İşte geçen sene mesela her akşam İyi Parti'den istifalar konuşuluyordu. Şimdi yerel seçimden sonra her akşam Cumhurbaşkanı adayı kim olacak bu konuşuluyor. Muhalefete havale edilmiş durumda. Şimdi İyi Parti demişken hızlıca İyi Parti görüyor musunuz araştırmalarda varlığı var mı? Yani bir denklemin içine alınması gerekiyor mu? Şöyle, yani İyi Parti seçmeninin Ruşen abi bu ay bizim gördüğümüz %45'e yakını kararsız. Yani bu daha düşük bir rakamdı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne meyletmişlerdi. Şimdi onlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzaklaşıp yeniden İyi Parti'ye oy veririz demiyorlar. Ama 14 Mayıs seçmeninin yarıya yakını diyelim, kendisini kararsız olarak değerlendiriyor. Bu çok büyük bir rakam. Yani İyi Parti'nin bıraktığı boşlukta bir %5'lik bir oy var. Ve bu %5'lik oy kendisini kararsız olarak nitelendiriyor. Parti kendi seçmeninin sadece üçte birini alabiliyor. Yani kararsızlar eklendiği zaman bu parti %5 bandının üzerine çıkartıyor. Doğru. Fakat yeniden bir merkez olabilecek, yeniden bir cazibe merkezi olabilecek bir politika henüz üretmiş gözükmüyorlar. Peki Üstelik Musavat Dervişoğlu'nun tanınma oranı da oldukça düşük gözüküyor şu anda. bu kararsızlar geçen aylarda çok yüksekti. Bu ayda bir Evet. hareket var mı genel olarak bakıldığı zaman kararsızların oranında? Yani %30 bir kararsız kümesi var. Yani bunu görebiliyoruz. Yani bu tabii yüksek bir rakam. Ancak yani genel itibariyle benim izleyicilerimize de tavsiyem kararsızlar dağıtılmadan oy oranlarını okumak daha sağlıklı olabiliyor. Böylece yani kararsızları biz tabii oransal dağıtıyoruz veyahut bazı başka sorularla daha iyi anlamaya çalışıp o şekilde dağıtıyoruz ama genel itibariyle yani toplumda kararsız olan, protesto oy verme eğiliminde olan ve siyasi temsilinin yeteri kadar gerçekleşmediğini düşünen çok ciddi bir toplum kesimi var. Bu Türk siyaseti açısından bir kriz. Ruşen abi bu kaçınılmaz bir şey bence başkanlık sisteminde bu arada. Yani partiler evet çok yetenekli siyasetçiler yok belki 90'larla mukayese. Bir Süleyman Demirel yok, bir Bülent Ecevit yok, bir Necmettin Erbakan yok. Tamam bunu kabul ediyoruz ama şu anda mesela siyasi partilerin de bir işlevi, bir fonksiyonu da var mı gerçekten? Vatandaş onu da çok anlamıyor. Yani biz başkan adaylarının etrafında mı kümeleneceğiz yoksa siyasi partilerin etrafında mı kümeleneceğiz?
İnsanlar bunu merak ediyor. Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi bir gölge kabine kurdu, öyle değil mi? Ya gerçekten ister Mansur Yavaş olsun, ister Ekrem İmamoğlu olsun, Cumhurbaşkanı seçildiği zaman bu CHP'de kurulan gölge kabineden mi faydalanacak? Yani kabinesini CHP'nin gölge kabinesinden mi kuracak? Ben hiç sanmıyorum. Hiç zannetmiyorum açıkçası. Şimdi Dolayısıyla siyasi bu partilerin itibarlarının düşmesi çok yapısal da bir sorun olabilir. sizin in-depth'te yani derinlemesine analizde adının geçtiğini görmedim ama son seçimlerin en dikkat çeken partilerinden birisi de Yeniden Refah Evet. Partisi'ydi. Ve son dönemde de AK Parti'nin kuruluşu döneminde bir takım belediye başkanları oraya transfer oldu. Şimdi en son Şanlıurfa, tabii o yeni oldu. Şanlıurfa Belediye Başkanı bağımsız oldu ama muhtemelen herhalde iktidara doğru yönelecektir. Yeniden Refah'la ilgili bir şey söylemek ister misin? Evet, isterim. Ruşen abi, Yeniden Refah ve Zafer partileri düşüş eğilimindeler. Yani bunu söylemek gerekiyor. %5'in altına düştüler. Zafer Partisi için bu çok normal. Çünkü göçmen ve sığınmacı meselesi gündemden düştükçe Zafer Partisi'nin oyu da düşer. Şimdi mesela partiler Zafer Partisi'ne bir anlamda oy kaptırmamak için göçmen ve sığınmacı meselesini konuşmaya çok hevesli. Ama bu mesele gündemde kaldıkça, konuşuldukça Zafer Partisi'nin oyu artıyor. Bu ay mesela gündemden düştü ve Zafer Partisi'nin oyu azalma eğiliminde. Yeniden Refah Partisi'nin de öyle. Yani Yeniden Refah Partisi yerel seçimden sonra beklendiği gibi alternatif Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ciddi anlamda zorlayacak bir parti olabilecek mi? Orada bence bir soru işareti var. Çünkü onlar da yerel seçimden sonra çok ciddi, etkili, yıpratıcı bir muhalefet yapmadılar. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Biraz iddialı olacak ama normalleşme sürecinin bir aktörü Özgür Özerken, bir de görünmeyen aktörleri var. Yani Erdoğan'ın normalleşmesini bekleyen ve bu normalleşme süreci sonunda yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki işte konumuna erişmek isteyen, çepere itilmiş, yeniden merkeze gelmek isteyen de bir eski AKP'li grup var. Bunlar da normalleşmenin çok Bunları görünmeyen konuşurken suratındaki gülümsemeyi görmediğimi aktörleri. düşünmüyorsun herhalde. Çünkü geçenlerde bununla ilgili sosyal medyada bir uzun bir şey yapmıştın. Evet, yani aslında bir ara hemen hemen her yayınlarda Gelecek Partisi'ni ama özellikle Deva Partisi'ni konuşma ihtiyacı hissederdik. Artık pek böyle bir şey ihtiyaç hissetmiyoruz. Neyse, şimdi Yani yeniden refah konusunda da Ruşen abi şöyle söyleyeyim. Yani yeniden refah da hani AKP mirasından bağımsız, AKP geçmişi olmayan, yeni siyasete girenlerin örgütlediği bir hareket değil. Bu insanların da büyük çoğunluğu eski AKP. Dolayısıyla o normalleşme söylemi aslında Tayyip Erdoğan'ın insanların siyasi söylem geliştirme hırs ve heveslerini bir anlamda kontrol altına aldığı bir süreç oldu. Bu CHP'yi de etkiledi, o sağ muhalif partileri de etkiledi. Yeniden Refah da konuşmadıkça, siyaset yapmadıkça orada da bir oy düşüşü görüyoruz. şimdi burada bir cümle var. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki rekabetin derinleşmesi beklenmektedir. Bunu hep bekliyoruz zaten de bugün bunu söylüyor olmanızın bir anlamı olsa gerek. Yani şimdiden çok gecikmeden başlayacak mı diye düşünüyorsunuz? Evet, böyle düşünüyoruz. Çünkü birincisi bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tüzük kurultayı nasıl sonuçlanacak, ona bir bakmamız gerekiyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi artık muhalefet, yani muhalefette eskiden birkaç parti vardı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayını bu partilerin müzakeresi belirleyecekti. Öyle konuşuldu. Fakat şu anda aslında Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi biraz da. Yani Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına Cumhuriyet Halk Partililer karar verecek. Ama hangi Cumhuriyet Halk Partililer? Parti seçmeni mi? Parti üyesi mi? Parti delegesi mi? Yoksa parti yönetimi mi? Yani asıl sorun bu. Şimdi burada atılacak somut bir adım da aslında doğrudan bir Cumhurbaşkanı adayına işaret edecek.
Yani Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığının önü açılacak. Şimdi bunun olması durumunda %61 beğeni oranına sahip Mansur Yavaş'ın hele ki Cumhuriyet Halk Partili olmayan yani partiye gevşek bağlarla bağlı olan bir Mansur Yavaş'ın o hiyerarşiyi kabul etmeyeceğini düşünüyoruz. Siyasetin doğasına çok uygun gelmiyor bize. Dolayısıyla o beğeni oranı değerlendireceğini düşünüyoruz. Orada tabii başka bir şey daha var Ruşen abi. O da Ekrem İmamoğlu'na gelebilecek siyasi yasak meselesi. Evet, onu da Şimdi sormayı düşünüyordum. O senaryoyu siz de dillendirmişsiniz. Yani genel başkan olursa siyasi yasak gelme ihtimali daha azalır diye, ama ben şahsen böyle düşünmüyorum. Ama siz bunun öyle olduğuna inanıyorsunuz anladığım kadarıyla. genel başkan olması veyahut derhal Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanması. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela siyasi yasak geldikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmesi gerektiğini düşünenler var. Bence çok geç. Yani bu otoriter sistemlerde insanların kıymeti sistem için üretebileceği maliyetle müsemmadır. Yani ne kadar maliyet üretirseniz o kadar kıymetli olursunuz. Bu Saraçhane döneminde de o geçtiğimiz sene Aralık'ta da yaşadık bunu. Yani Cumhurbaşkanı adayı olan birisine siyasi yasak getirmek de İstanbul Belediye Başkanı'na siyasi yasak getirmek aynı şey değil. Ya da parti genel başkanına siyasi yasak getirmekle İstanbul Belediye Başkanı'na siyasi yasak getirmek aynı şey değil. Bunun maliyeti olur. Yani Cumhurbaşkanı adayını siyasi olarak yasaklamanın hem iktisadi hem siyasi maliyeti olur Tayyip Bey'e. Ama muhalefet partisi genel başkanını veyahut muhalefet partisinin resmi açıklanmış, ilan edilmiş Cumhurbaşkanı adayını yasaklamak çok maliyetli bir iştir. Bana sorarsanız biraz bu konuşuluyor Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Yani Ekrem Bey bir an evvel bu işin adının konulmasını çok vakit kaybetmeden istikrarlı bir aday etrafında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kenetlenip devam etmesini istiyor. Bu bir koruma stratejisi. Fakat bu senaryonun gerçekleşmesi de beraberinde iki tane memnuniyetsiz yaratacak. Bunlardan bir tanesi Mansur Yavaş, diğeri de Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilmiyorum ya Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki dengelere çok hakim değilim. CHP çok enteresan bir parti. Yani aniden hemen barışıyorlar, sonra hemen küsüp bilmiyorum ama neticede ve Kemal Bey'in siyasi amacını da çok net bilmiyorum. Hani Cumhurbaşkanı adayı mı olmak istiyor yoksa CHP Genel Başkanı mı olmak istiyor? O da çok net olmadığı için Kemal Bey için bir şey söyleyemem ama Mansur Bey'in açık şekilde Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini, beğeni oranının bunu desteklediğini ve onun da son dönem belediye başkanı adaylığı yapıyorum diyerek bundan sonra eğer bir kariyeri olacaksa Cumhurbaşkanlığı üzerine onu inşa ettiğini görüyoruz. Orada da tabii bir bölünme olabilir. Bir şey soracağım. Çok konuşulmuyor ama senin bir zamanlar sende çok konuştuk. Meral Akşener'in bir şekilde tekrar siyaset sahnesinde olacağını düşünüyor musun? Olabilir mi? Metropol olarak böyle bir şey sormadık yani Yok yok. Hayır, ben sana Burak raporda. Bilgehan olarak soruyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. Yani çok kişisel temasım yok benim uzun süredir. Etkisi olur mu peki? Yani bir şekilde, herhalde olursa iktidara yakın olur diye tahmin ediyorum ben, yani şu gün itibariyle baktığımda. Ruşen abi şöyle söyleyeyim. Meral Hanım bir siyasetçinin düşmemesi gereken bir duruma düştü ve sürekli olarak dışarıdan tarif ediliyor. Yani Akşener'in ne olduğu, ne yapmaya çalıştığı, geçmişte hangi amacı taşıdığı Meral Hanım tarafından söylenmedi, konuşulmadı. Sürekli olarak dışarıdan kulislerle, dedikodularla, duyumlarla Meral Hanım dışarıdan tarif ediliyor. Bence bu çok büyük bir sorun. Yani Akşener masadan niye kalktı, niye döndü, işte bu milletvekili listelerini niye yaptı, niçin yerel seçimlerde partiyi müstakil seçime soktu. Bunların hepsinin cevabı sadece tek bir kişide yani Meral Akşener'di. Dolayısıyla Akşener sustuğu için insanlar da haklı olarak dışarıdan bunu yorumlamaya çalışıyorlar. Ama en doğrusu bence Akşener'in çıkıp konuşması. Yani dikkat ederseniz 14 Mayıs'tan bu yana açıkçası hiç konuşmayan, bir süreci analiz etmeyen, öz eleştiri vermeyen, sadece duygusal tepkileriyle kamuoyunun önünde arz-ı endam eden bir siyasi figür oldu Meral Akşener. Onun için en mantıklısı bana sorarsanız çıkıp
O süreci başından sonuna kadar aktörleriyle, girdiği ilişkilerle anlatması olacak. Şimdi yayının başlığını CHP çözümün adresi olabiliyor mu diye verdik. Sizin bu araştırmanızda cevap hayır gibi çıkıyor. Peki o zaman şöyle toparlayalım. CHP bunu döndürebilir mi? Yani adresi olabilir mi bundan böyle? Tabii ki, tabii ki. Çok rahat. Yani biz iktisadi koşullardan memnun olmayan bir toplum görüyoruz. Genel olarak hükümetin yönetim kapasitesine çok inanmayan, yani ağırlıklı olarak inancını yitirmiş bir toplum görüyoruz. İnsanlar bu hükümeti değiştirmek istiyorlar. Fakat insanların kafasındaki en büyük soru şu. Bu hükümeti değiştirdiğimiz zaman istikrarlı bir şekilde bu memleketi idare edebilecek bir hükümet yerine koyabilecek miyiz? Yani çok temel bir şey. Hani bu geçmiş dönemde hükümetin değişim meselesi çok romantize edildi. Özellikle sol entelektüeller tarafından. Yani büyük bir demokratik devrim, paradigma değişimi, kırılma noktası. Yani bu kadar romantize etmeye gerek yok. İnsanlar hükümet değişsin ve daha becerikli insanlar bu ülkeyi yönetsin. Daha fazla cebimizde para olsun, daha huzurlu ve güvenli uyuyalım veya yaşayalım diye düşünürler. Yani çok çok düz bir şey aslında ve çok da iyi bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayandığı toplum kesimi, network'ünde olan insanlar, kurumlar, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu açıdan besleyebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni doğru programlarla, söylemlerle siyasette var edebilir. Yeter ki işte bu iç çekişmelerden kurtulsunlar. Ve bir şey daha var Ruşen abi, mesela onu da söylemek istiyorum. Bu muhalif hareketlerin en büyük zehri, en büyük belası rejim kırılganlığı kavramıdır. Çok sıkıntılıdır bu. Çünkü rejimin asla gitmeyeceğini düşündükleri zaman bir araya gelemezler. Rejimin artık kesinlikle yıkıldığını düşündükleri zaman çok küçük bir elit insanların o kurtulma isteğini istismar eder. Şimdi ben bakıyorum şu anda hükümete yakın bütün anket şirketleri yavaş yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok açık ara önde gösteriyor. Bu Altılı Masa döneminde de olmuştu. Yani bu anket araştırma sonuçları üzerinden muhalif seçmenin seçimlerin kesinlikle kazandığına ikna edip belli bir doğrultuya sokma işi. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, CHP'ye oy veren seçmenler hakikaten çok akıllı olmak zorundalar. Bu araştırma sonuçları neye hizmet ediyor? Hükümet yanlısı kanalların veyahut ana akımdaki kanalların yayın politikası neye hizmet ediyor? Çünkü eğer onları yeniden bu rejim çok kırılgan, kesinlikle Tayyip Erdoğan kaybetti, siz sesinizi çıkartmadan bekleyin veyahut şu adamı destekleyin gibi bir noktaya sürüklerlerse şunu bilmek zorunda muhalifler. Yani o Tayyip Erdoğan'ın muhtemelen savaşmayı tercih ettiği ya da karşı karşıya kalmayı tercih ettiği aday olabilir. O rejim kırılganlığını büyük bir sevinçle, büyük bir öfori haliyle beklememek gerekiyor. Ya da rejimin asla gitmeyeceğine dair bir pesimizm içerisinde olmamak gerekiyor. Çok rasyonel bir şekilde doğru adımlarla sonuç alınır gibi bir rasyonel mantık, rasyonel bir tarz hakim olmak zorunda muhalefete. Evet, burada noktayı koyalım. Metropol'ün Türkiye Nabzı araştırmasından hareketle hazırlanan in-depth derinlemesine analiz raporunu bu aykini Burak Bilgehan Özpek'le yine konuştuk. Sonuçta CHP'nin artık birinci parti olmadığı ve neden böyle olduğunu konuştuk. Araştırma sonuçları böyle gösteriyor. Burak Bilgehan Özpek'e çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki ay başında da Eylül ayında yapacakları araştırmayı konuşacağız. Her ay böyle konuşmaya devam edeceğiz. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.